5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 56A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Müslümanlar için Ramazan ayın için önemlidir. Açıklayınız. Cevap, Ramazan ayı beraberlik ayıdır. Bu ayda herkes birbirine yardımcı olur. İkinci oruç nedir, nasıl tutulur? Anlatınız. Cevap, oruç yılda bir ay boyunca ımsak vaktiyle akşam ezanı vakti arasında nefsimize ve boğazımıza hakim olduğumuz bir ibadettir. Imsak vaktinden önce sahur dediğimiz öğün yenir ve ımsak vakti girince yeme ve içme yapılmaz. Akşam ezanı okunduğu vakit yeme ve içmeye tekrar başladığımız vakit gelir ve yaptığımız bu ibadete oruç denilir. Üçüncü sahur, ımsak, iftar, teravih, fitre kavramlarını açıklayınız. Cevap: Sahur, oruç tutmak için gece kalkıp yediğimiz öğüne denir. Imsak, gece sahura kalktığımızda yediğimiz yemekten sonra oruca başladığımız vakite denir. İftar, oruç tuttuğumuzda akşam ezanı okunduktan sonra yediğimiz öğüne denir. Teravih, Ramazan ayında yatsı namazı ile birlikte kılınan 32 rekatlık namaza denir. Fitre, Ramazan ayında dinen zengin sayılan kişilerin verdiği sadaka. Dördüncü kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili geleneklere 3 örnek veriniz. Cevap: 1. Hep beraber toplanılıp iftar yemekleri yenir. 2. Geceleri davulcular manilerle davul çalarlar. 3. Minarelerin arasına mahya asmak. 5. Oruç tutarken davranışlarımızda nelere dikkat etmeliyiz? Açıklayınız. Cevap: Herkes oruçlu olduğu için sinirli olanlar olabiliyor, bu yüzden dikkat etmeliyiz. Doğru şeylere yönelmemiz gerekir. B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında yapılmaz? A. Minarelerin arasına mahya asmak. B. Fitre vermek. C. Hacca gitmek. D. Teravih namazı kılmak. Cevap, C. 5. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.